Şimdi bazı kimseler var ki Kur'an-ı Kerim'i gayet iyi biliyorlar. Ama o Kur'an'ı kendi dünyalarını alet etmek istedikleri için de affedersiniz üç kağıtçılığın da alasını biliyorlar. Mesela şimdi elektrikten çok iyi anlayan bir adam şu elektrik düzenini öyle bir ayarlar ki dersin en iyi yerinde bütün elektriğimiz kesilir, kimse hatasını bile bulamaz. Bunu yapabilmek için çok usta olmak lazım. Ya da iyi bir usta ya arabamızı tamir ettiririz, öyle bir ayarlar ki şu kilometrede kaza yapacak şekilde. Onun için dini çok iyi bilmek aslında faydalı olmayabilir. Yani din bilgisi para sahibi olmak gibi bir şeydir. Ya da din bilgisi demeyelim de bilgi. Genelde bilgi para sahibi olmak gibi bir şeydir. Parayı iyi yerde de kullanabilirsiniz, kötü yerde de kullanabilirsiniz. Bilgi de öyledir. İyi yerde kullanırsın, kötü yerde kullanırsın. Neye kullandığın önemli. İyiye kullanırsan çok güzel. Ama o bilgiyi kullanarak insanları sana kul olsun, köle olsun istiyorsan, sana muhtaç olsunlar istiyorsan, onunla dünyalık elde etmek istiyorsan bu da çok kötü olur. İşte böyle birisinin ahirette göreceği ceza çok büyüktür. Biz de aynı. Elimizde Allah'ın kitabı var. O kitaba uyma yerine kitabı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Bunun cezası çok ağırdır. Onun için bunlar ise Yahudiler işinmiş. Vay 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 nasıl da yapmışlar. Sen boş ver. Başkalarının nasıl yaptığını boş ver. Sen kendine bak. Ahirette cehenneme gideceksen sen gideceksin. Öbür başkası cehenneme giderse onun yerine sen yanacak değilsin. Sen cennete gidiyorsan sen paçayı kurtarmış olacaksın. O zaman bizim asıl yapacağımız şey önce kendimizi kurtarmaktır. Sonra da insanlara örnek olmaya çalışıp onları uyarmaktır.